Göz altında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 894. haftasındayız. 894. haftamızda 24 Mayıs 1994 tarihinde Kulp'un deve boyu mezrasında gözaltına alındıktan sonra varlıkları inkar edilen Selim, Hasan ve Cezayir Örhan için adalet istiyoruz. Önce bize Örhan ailesi adına Adnan Örhan seslenecek. 24 Mayıs 1994'te Bolu'dan gelen askerler tarafından gözaltına alınan babam Mehmet Selim, amcam Hasan ve kuzenim Cezayir Orhan götürüldükleri Lice Yatılı Bölge Okulu'nda ağır işkencelere maruz kaldılar. Babamları önceden tanıyan ve babamlarla beraber gözaltında kalan bir tanığın anlatımları gerçekten çok ama çok acı. Yaklaşık 17 gün Lice Yatılı Bölge Okulu'nda kaldıkları ve ağır işkencelere maruz kaldıklarını söylüyor. O dönem Bolu'dan gelen bu Tugay'ın Lice Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesinde lojmanlarında kaldıkları, oraya yerleştikleri ve operasyonları oradan yönettikleri ve ilçelere, köylere oradan askerlerin gidip geldiklerini söylüyor. Babamlar da evlerin önünde alındıktan sonra oraya götürülüyor ve 15 gün, 17 gün gibi bir süre orada çok ağır işkenceler gördükten sonra Kulp Bağcılar Köyü Kevrekok diye bir mevkiye götürülüp kurşuna dizilerek öldürülüyorlar, katlediliyorlar ve ilaç dökülerek yakılıyorlar. Bu Kevrekok mevkiinden gelen haber sonrasında sağ kalan amcam ve diğer köylüler toplanıp gittiğinde orada 8 cenazenin olduğu ve tanınmayacak halde olduğunu söylediler. Kurşunlandıktan sonra ilaç dökülerek yakıldığını söylediler ve teşhis edemediklerini söylediler. Bölgede bizim dışımızdan da çok faili meçhul, çok kayıp, zorla kaybetme olayı olduğu için başka bir kayıp ailesi, Kudüs'ü adı güzel adında bir kayıp yakını, o bahsettiğim Bağcılar Kevrekok mevkisi için yaptığı müracaat sonucu toplu mezarı orada Kulp Savcılığı birkaç asker göndererek açtırıyor. Bir kazma kürekle ellerine ne geçiyorsa orada açtıkları o kemikleri İstanbul Adli Tıp'a gönderiyorlar. Biz de yaptığımız müracaat sonucu birinin babam, diğerinin de amcam olduğu yönünde sonuçlar çıktı. Tanın anlatımıyla Bulut ailesine de ulaştık ve Bulut ailesinde yaptığım müracaatta aileden 5 fert kayıp, üçünün DNA'sı tuttu. Üç kişi orada çıktı. Yapılan bunca zulümden sonra biz kemiklerimizi, cenazelerimizi almak istedik. Ancak o kemiklerin hepsi bir torbaya koyulup o şekilde Kulp Savcılığına gönderilmişti. Kulp Savcılığına müracaat ettik. Kemikleri almak istedik ancak maalesef kemikleri bir torbada bize uzattı. Ve kemikleri Kulp Kimsesizler Mezarı'na tek kabir içerisine, tek torbada tek kabir içerisine defnetmiştiler. Yaptığımız müracaat sonucu maalesef sonuçsuz kaldı ve hala kemiklerimiz, cenazelerimiz, 8 insanın cenazesi Kulp Kimsesizler Mezarı'nda tek kabir içerisinde yatıyor. Geçen bunca zamanda hiçbir şekilde sorumlular cezalandırılmadı. Yaptığımız tüm suç duyuruları maalesef sonuçsuz kaldı. Bu failler, daha doğrusu faili belli katiller ortada. Yaptığımız suç duyuruları maalesef kimseyi cezalandırmadı. Bu konuda vazgeçmedik, mücadelemizi devam ediyoruz. Yıllar da geçse, bütün kayıplarımızın akıbeti açıklanana kadar biz bu uğurda mücadele edeceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bize dosyanın avukatı Reyhan Yalçın daha seslenecek. Selim Örhan, Hasan Örhan, Cezayir Örhan. 28 yıl önce gözaltında kaybedildiler. 90'ların bilindik karanlığı içinde devlet görevlilerince kaçırıldıkları inkar edildi. Tam 20 yıl önce AYN tarafından Türkiye'ye mahkum edildikten bir süre sonra naaşları bulunduğu halde binlerce cinayette olduğu gibi failler yargı önünde hesap vermedi, cezasızlık zırhıyla korundular.
İşte o günden bugüne yaşam hakkı ihlallerinin devam etmesinde, bu karanlığın sürdürülmesinde siyasi iktidarlar kadar yargı bürokrasisi de sorumlu. Faillerin cezasızlıkla korunduğu bir coğrafyada aydınlığa erişilmez. Bizler dünya döndükçe katillerin bulunup yargı önünde hesap verene kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. 894. haftamızın basın açıklamasını Ferhat Tepe'nin kardeşi Ayşe Tepe okuyacak. Selim, Hasan ve Cezer Örhan için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve sonrasında varlığı inkar edilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet mücadelemizin 894. haftasındayız. 894. haftamızda Ahim'de mahkumiyetle sonuçlanan ancak iç hukukta cezasız bırakılan Örhanlar dosyası ile kamuoyu karşısındayız. 20 Nisan 1994 tarihinde Bolu Komando Tugayı'na bağlı askeri birlik Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Çağlayan Köyü civarında kamp kurdu. Bölgede operasyonlar yapan birliğe bağlı askerler 6 Mayıs 1994 tarihinde Deveboyu mezrasına da baskın yaptı. Askerler imama minareden köylülerin cami önünde toplanması için anons yaptırdı. Cami önünde toplanan köylülere evlerinin yakılacağı ama öncesinde eşyalarını toplamaları için izin verildiği söylendi. Eşyaların taşınması tamamlanamadan evler ateşe verildi. Askerler köyün boşaltılması için 3 gün süre vererek deve boyundan ayrıldı. 24 Mayıs 1994 tarihinde askerler köye tekrar geldi. O sırada köyde bulunan 46 yaşındaki Selim, 40 yaşındaki Hasan ve 17 yaşındaki Cezayir Örhan'ı gözaltına aldı. Onları nereye götürüyorsunuz diye soran ailelerine, yolda bize rehberlik edecekler, sonra bırakacağız, merak etmeyin dediler. Salih Örhan ertesi gün Zeyrek Jandarma Komutanlığı'na giderek kardeşleri Selim ve Hasan ile yeğeni Cezayir'i sordu. Zeyrek Jandarma Komutanı Ahmet Potaş kulpa götürüldüklerini söyledi. Örhan bu sefer Kulp Jandarma Komutanı Ali Ergülmez ile görüştü. Ali Ergülmez konuya ilişkin bilgisi olmadığını söyledi. Bölgedeki karakollardan cevap alamayan Salih Örhan, Kulp Başsavcılığına, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına, OHAL Valiliğine, Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığına, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına resmi başvurular yaptı. Selim Örhan, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görevli savcı Mustafa Atagün'e ifade verdi. Selim Orhan'ın anlattıkları karşısında çok sinirlenen savcı, devletin insanların kaybolmalarına neden olduğunu nasıl iddia edebilirsin diyerek onu azarladı. Selim, Hasan ve Cezayir Örhan'ın gözaltına alındığına, önceki Serik karakoluna ardından Nice Jandarma karakoluna, son olarak da bir kısmı işkencehaneye çevrilen Nice Yatılı Okulu'na götürüldüklerine tanıklık edenler vardı. Ancak Kulp Başsavcılığının 8 Haziran 1994 tarihinde başlattığı soruşturmada gözaltı kayıtlarında Selim, Hasan ve Cezayir Orhan'ın adlarının yer almadığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Tüm girişimleri sonuçsuz kalan Orhan ailesi İHD avukatları aracılığıyla AHİM'e başvurdu. 6 Kasım 2002 tarihinde AHİM, mahkeme Orhanların güvenlik güçleri tarafından teyit edilmemiş bir şekilde tutuklanmalarından sonra ölmüş olduklarının varsayılması gerektiği görüşündedir. Bunun sonucunda davalı devletin onların ölümü konusundaki sorumluluğu söz konusudur tespitinde bulundu ve Türkiye'yi Selim, Hasan ve Cezer Örhan'ın gözaltında kaybedilmesinden sorumlu tutarak mahkum etti. Ailenin ve İHD'nin ısrarlı arayışı sonucunda 2003 yılında Mehmet Selim ve Hasan Orhan'a ait kemikler Kulp'a bağlı Bağcılar Köyü yakınlarında bir toplu mezarda bulundu. Cezer Örhan'a ise hala ulaşılamadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda kimliklendirme çalışması yapılan Selim ve Hasan Örhan'a ait kemikler 16 Temmuz 2004'te postayla Kulp Savcılığına gönderildi. Ancak defnetmek için kemikleri isteyen aileye savcılık kemiklerin kaybolduğu bilgisini verdi. Aile ve İHD bu sefer de kaybedilen kemiklerin peşine düştü. 6 yıllık arayışın ardından Örhanlara ait kemiklerin aynı toplu mezardan çıkan 6 kişiyle birlikte topluca kimsesizler mezarlığına gömüldüğü anlaşıldı. Örhanlar dosyasının zaman aşımı uygulanarak kapatılmasını kabul etmiyoruz. Yargı makamları zaman aşımı kurumunu cezasızlığın bir aracı olarak kullanmaya son vermelidir. AHİM kayıtlarında da isimleri geçen sorunlar hakkında derhal etkin soruşturma ve kovuşturma süreci başlatılmalı. Örhanlar dosyasında adalet sağlanmalıdır. Mehmet Selim, Hasan ve Cezer Örhan için tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan,
195 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Her hafta olduğu gibi bu haftada herkesi COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarımızı izlemeye, basın açıklamalarımızı ve taleplerimizi yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.